Yani işte sunucu mesela sizin örneğinizde olduğu gibi hani sanki hep konumundan dolayı onu kullanıyor ya, konumundan mu? Ötürü i̇şte, ben salak mıyım, o salak mı, benim onun konumunu kullansaydım ben bu zamana kadar zaten trilyoner olmuştum. Hiçbir şey kullandım. Ayrıca ben insana... okuluma gittim geldim, işimi yaptım geldim. Ayrıca şöyle ve bizim bir şey aramızda çok fazla yaş farkı da yok. Bir, Murat da katrilyoner falan da değil yani, insanlar hani bu kafalarındaki şeyleri silsinler ya, kanal sahibi falan da değil. Yani ben hani bunu kimse izah etmek de zorunda değilim yani. Ben Murat'ı seviyorum. O beni seviyor. Biz mutluyuz. Ha şu an zaten dediğim gibi şu an benim bu söylediğim şeyler içimi kusuyorum daha öncekilerden. Şu an zaten kimsenin hiçbir şey söylemeye hakkı asla yok. Ama çok bu üzüldüm. Sefer vermem. Çok üzüldüm Müge. Ben hakikaten çok üzüldüm. Ay nefret ediyorum ama gerçekten çok üzüldüm. 26 yaşındayım. Benim hiçbir zorunluluğum yoktu Murat'la olmak için. Her şey gayet yolundaydı. Ben yine Murat'la olduğum zaman da okuluma gittim. İşte annemlerle oldum, o oldu, bu oldu ama hep sustum. Dediğim gibi hep sustum ve Murat'a da söyledim. Ben dedim susmayacağım, içimi dökeceğim. Çünkü neler dendi ya? Hakikaten neler dendi yani? Yani denmedi, hiçbir şey bırakmadılar. Benimle i̇şte gitmiş. Yani nasıl diyeyim, bir de ben böyle hani çok fazla haksızlığa uğrayabilen bir insan da değilim. Ama o kadar çok sevdim ve ona o kadar saygı duydum ki zarar gelmesin diye hep sustum. Hep sustum. Yani işte çok mu ağladın yani burada bile çünkü gözlerin evet, doldu evet, biraz. Çok ağladın mı? Çok ağlamadım çünkü dediğim gibi eğer hayal şu an çok evet doldum böyle bir içim dur ilişkiniz kaç senelik? İlişkimiz 1,5-2 sene oldu herhalde. 1,5-2 sene oldu. Ama ben bir buçuk iki sene önce de Gül çıkar işini yapar. Hep oturur, öyle, çok da düzgün, öyle ama düzgün hiç o zamanlar bir... öyle olmadı. Dört duvar arasında ne yaşandığını sadece iki insan bilir. Yani hani kimse kimseye yapmacık bir şekilde biz bir gün geçirebilir, ben geçiremem. Ben geçiremem. Hani şu an dediğim gibi kimse ağzını açıp hiçbir şey söyleyemez zaten. O başka mesele. Ama zamanında çok konuştular. Yani çok fazla şey ve konuşuldu. Ve hep sen kullanan kadın evet, ben işte güzel, işte şey yaptım. Hani sanki Murat evli falan da ben geldim yuva yıktım falan. Bunun Murat'ın eski eşi de biraz konuşmayı falan seven bir tipmiş. Herkesin de bildiği gibi. O falan hani sanki çok mutlu bir evlilik var da hani bir evlilik var da daha doğrusu. Hani senin ilk... Mesela ben evli biliyordum ben. Ha ya herkes evli biliyordu yani öyle bir konuşuluyor çünkü. Sen ilk eşinden de boşandın. Niçin hani Murat'tan boşandıktan sonra bir türlü kopamadın? Ben mi kullanıyorum? Senin mi kullanmaya ihtiyacın var? Benim mi kullanmaya ihtiyacım var sence? Bir bak bakalım. Ha onun da çok etkisi oldu. Her tarafta abi öyle denmiş. Ay dedim yani bu adam evli değil. Ben Murat'a kaç defa sordum. Adam bana şöyle baktı. Kızım ben sana yalan söylemem. Manyak mısın sen dedi. Adam ayrı yaşıyor bilmem ne ama işte öyle ben de konuşmadığım için Müge'cim. Ben de konuşmadığım için işte doğru mu yaptım yanlış mı yaptım hani onu da anlayamadım. Çünkü insanlar bir türlü susmadılar. Konuşmamak daha güzel. Bir ama artık evet herhalde bu en güzel cevap olmuştur artık herhalde. Konuşmamak çok güzel susuldu şimdi. Evet, şimdi yani. Ben konuşacağım işte. Çünkü ben hakikaten çok doldum. Peki çok içinin acıdığı bir olay oldu mu? Yani bu kadar zaman içinde evet. Neydi seni en acıtan yazı ya da haber? Takvim gazetesini bir yazarım. Benim elimde raporumla çıkıp protesto ettiğim arkadaş. Şimdi gazetecilerin de reklama ihtiyacı var. Bana çok güzel bir iftira attı. İşte aşk bitti, yapı paydos, işte havası bitti, işte ayrıldığı için şöyle oldu, böyle oldu. Kardeşim ben hastanelerde iğnelerle, serumlarla böyle yatıyorum. Hastanede kalmışım ben buraya gelirken, işime gelirken ki benim çok rahatsızdı benim o gün. Oturarak sunacaktım. Ona rağmen çok ödü sinir sıkışması oldu. İki tane fıtığım var benim belimde. İki tane sinir sıkışması olmuş. Hastaneye yatıyorum. Ertesi gün işte şöyle oldu böyle ben de ona raporumla buradan protesto ettim. Adam bir anda gazeteci oldu. Şimdi bir yerde bir program yapıyormuş efendim. İlk konuğum olmasını benim olmamı çok istermiş. Bak şimdi. Ama burada hayat ben şimdi o arkadaşı bilmiyorum onu tenzih ederek söylerim ama bu camiada böyledir yani. Önce birbirlerine laf söylerler sonra gayet güzel yani sarmaş dolaş poz verirler. Bir de benden ama gün de öyle değildir. Ben bilirim hiç ben hiç değilim yani ha. O yüzden bize bu ya bir şeyler. Benim şimdi oraya ona gitmemi bekliyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ha ben sana biraz daha ekmeğine yağ süreyim istersen yani. Yani orada da gene şey var değil mi? Hani ayrıldılar o yüzden işte hani programa da artık çıkamayacak ya falan. Ya nasıl yani. Ne demek yani ben burada babamın hayrına program yapmıyorum ki. Benim programım başarılı bir program o yüzden program yapıyorum. Ve ben bu işe ilk başında biz Murat'la beraber falan değildik. Yani hani anlayamadığım çok şey oldu. Veya mesela bir tanesi bir tane yine kızcağız bir manken Tuğba Karacanlı Karacamı ne bir yerde Gül Gölge. Efendim dekolte giydi, ünlendi. Sen bunlarla ne uğraşıyorsun? Hiç uğraşmıyorum. İsimlerini bak, telaffuz yine. Ediyorsun. Ben bir baktım ya. İnternetten bu kız kimdir diye. Ay. Bir baktım kızın bir tane giyinik fotoğrafı yok. Ya dedim bunlar nasıl işler ya? Ya ne yapıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ya işinize baksanıza.
Çeben kanalda efendim şey gibi yürüyormuşum işte, kanalın Gül'e saygı diye bir başlıklı bir yazıydı. O kadar çok benim mahkemeye vermek istediğim yazı oldu ki, hani hepsinde aman dedim boş ver bununla mı uğraşacağım. O kadar çok oldu yani. Reklamlar mı var? Ben görmek istiyorum. Valla reklamlara gireceğiz ama bütün bunların sonunda aslında tabii o kadar güzel bir gece yaşandı ki, sen düğünle belki de yaptığınız düğünle ve verdiğiniz mutluluk pozlarıyla en güzel cevabı vermiş oldun. Aynen öyle.